Merhabalar. Biliyorsunuz ki 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümüdür. 1453'ten bu yana 550 yıldan fazladır İstanbul bir Türk toprağıdır. Ancak bugün konumuz İstanbul'un fethinden ziyade bu konudaki bir hadis. Biliyorsunuz fethin her yıl dönümünde Hz. Muhammed'in İstanbul'u fethedecek olan orduya ve komutana övgüsü olan hadisi paylaşılır. Peki bu hadis gerçek midir? Öncelikle şundan bahsedeyim ki bu videoyu Profesör Doktor İsrafil Balcı hocamın İstanbul'un fethine ilişkin hadis rivayetlerine farklı bir yaklaşım makalesinden yararlanarak yapıyorum. Makalenin linkini açıklamaya bırakacağım. İsrafil Hoca resmen dedektif gibi konunun peşine düşmüş, 120'den fazla da dipnot kullanmış. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu hadis konuya gelmek gerekirse bu hadis tabii ki de Ahmet bin Hanbel gibi birçok hadis kaynağında geçmekte. Ancak ortada bir problem var. İstanbul'un fethiyle alakalı olan 25-30 civarı, 30 diyelim biz buna hadisten hemen hemen hepsi kıyamet alameti olarak bahsetmekte. Sadece bir tanesi kıyametten söz etmiyor. Peki bunda niye sorun olsun ki diye sorarsanız şöyle. Peygamberin gaybı bilmesi mümkün değil. Kur'an öyle söylüyor bize. Yani buradaki 29 hadis gerçek olamaz. Çünkü Kur'an'da defalarca yerde bahsettiği üzere peygamber asla ama asla kıyamet saatini de alametini de bilemez. Mesela Araf 188-187'de sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Sen sanki öğrenmişsin gibi sana soruyorlar. De ki, onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Naziat 42 ile 45 arasında ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Ashab 63'te, Ey peygamber, bazıları sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. Sen onlara, o sadece Allah'ın bileceği iştir, de. Üstelik sen kıyametin kopacağını nereden bileceksin? Belki de çok yakındır. Taha 15'te, hiç kuşku yok ki zamanını hep gizli tuttuğum kıyamet saati bir gün mutlaka gelecek. O zaman herkes yaptığının karşılığını görecek, diyor. Gördüğünüz gibi İstanbul'un fethiyle ilgili olan hadislerin büyük bir çoğunluğu iptal oluyor bu şekilde. Bunun sebeplerinden birincisi peygamberin kıyamet alameti diye bir şey ifade edemeyeceğidir. Çünkü kıyametin ansızın kopacağı söyleniyor. Dolayısıyla aya alameti diye bir şey yoktur. Olamaz. İkincisi ise rivayetlerde İstanbul fethedildikten sonra 3, 4, 6, 7 ay veya 7 yılda kıyametin kopacağı, Deccal'in geleceği, Mehdi'nin geleceği ile ilgili söylentiler var. İstanbul'un fethinden sonra bunların hiçbiri gerçek olmadığı için dolayısıyla bu hadislerde gerçek olamaz. Ya bu konuda Arap akademisyenlerin akla zarar bir söylemleri var. Diyorlar ki hadisteki İstanbul'u alacak olanlar gerçek Müslümanlar yani kendileri. Türkler ise vahşi ve haydut, gerçekte Müslüman olmadıkları için henüz İstanbul'un fethi gerçekleşmedi. Araplar kardeşimiz falan diyenlerin haberi olsun yani. Dikkat çekilmesi gereken başka bir nokta da Buhari'nin bunu sahihini almayıp Tarihül Kebir'ini alması mesela. Yine peygamberin böyle bir sözü olduysa Hazreti Ömer'in Anadolu ile Şam arasında geçitleri doğal sınır sayıp daha ileri gitmemesinin bir manası yoktur, olamaz. Başka bir noktada sizce meşruiyet sorunu yaşayan Muaviye gibi birisi bu hadisi kullanmaz mıydı? İlk iki kuşatmada asla bu hadisten bahsedilmez. Dediğim gibi eğer imkanı olsa da tepe tepe kullanırdı bunu. Bunun da bir izahı yok. Başka bir konu da bu hadislerdeki anlatımlara benzeyen anlatımların Yahudi kültüründe olmasıdır. Buradan da devşirilmiş olunabilir.
Yine İstanbul'un fethi sırasında ve hemen sonrasında bu hadisin Fatih ve çevresi tarafından hiç dillendirilmemesi olacak iş değildir. Düşünsenize nasıl olabilir yani böyle bir şey? Tüm bu değerlendirmelerden yola çıkarsak peygamberin gaybi bilgiye sahip olamayacağı ve kıyamet saatini de bilemeyeceği durumundan ötürü bu hadisin gerçek olmadığını söyleyebiliriz. En fazla peygamber bunu bir teşvik, Müslümanlara bir teşvik, bir motivasyon için söylemiş olabilir. Hani günün birinde o kadar güçleneceksiniz ki böyle bir şey olacak gibisinden. Kendi fikrini, arzusunu yahut düşüncesini de ifade etmiş olabilir. Buna dolayısıyla tanrısal bir anlatım mahiyeti vermek hiç mi hiç mümkün değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenerek ve fikirlerinizi yorumlarda yazarak bana destek olabilirsiniz.